Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Kızlar geçen gün T'ye gitmiştik ya Obluk'ta. Orada balkon için bir şeyler almıştım. Size göstermeyi de unuttum. Bugün eşim biraz balkonu düzenleyeceğiz. Hani yerleri kötü, onları falan yapacağız. Bakalım çiçek miçek falan düşünüyoruz ama daha onları almadık. Toprak alınacak, çiçek alınacak. Biraz da hava çok güzel. Dışarıda biraz azada oynatacağım, gezdireceğim yani. Hep beraber dışarıda çıkarız değil mi? Hava güzel nasıl olsa. Azat, siz de alıştınız zaten benimle gezmeyi. Çıkarız, gezeriz dışarıda biraz değil mi? Hava almış oluruz. Daha akşama da çok nasılsa. Sizin için de zaman geçmiş olur. Bu arada tripodumu kaybetmişler. Simiş Azat kalktı, hiç durmuyor yine Simiş. Onu biraz sonra dışarı götüreceğim, gezsin. Biraz bahçede falan oyun oynasın. Yorulsun, ondan sonra duş yaptırayım, yatsın. Amin. Yoksa tüm gece ortalarda dolaşıyor. Evet, ben şimdi balkonu göstereyim size. Sonra yani bitince aşama aşama biraz göstereyim size bittikten sonra yerlerini. Nasıl bir şey aldığımızı da gösteririm size. O şekilde bakarsınız siz de. Belki hoşunuza gider, siz de almak istersiniz. Gerçekten güzeller. Hadi bakalım. Evet kızlar, bakın şöyle bir şeyler aldık balkona IKEA'dan. Şimdi ara salon karanlık olduğu için karanlık gözleri. Oysa ki daha güpegündüz. Şunlardan yapacağız. Bakalım, bittikten sonra da size gösteririm nasıl olduğunu. Bunlar plastik bu arada. Bunların tahtaları da var. Böyle bir paketi 15 euroydu. Yani şöyle bir paketi 15 euroydu. Yani bir kotrat metreye yakın içerisinde var. Bizim balkon yaklaşık 5 kotrat metreye yaklaşık. Biz kaç paket kullandık oraya? 6 pakete yakın kullandık kızlar. Hani tabii balkonunuzu ölçüyorsunuz, ona göre adam size veriyor. 8 paketli 5 paketini kullandık işte. O bir tanesini de şey yaptık ya, kırıldık, parçalar ekledik. Yani 5-6 tane gitti aşağı yukarı. Onu zaten fazla kalanı da geri verebiliyorsunuz. Biz gri rengini seçtik. Bunlar renkleri de var. Hadi bakalım, sonra göstereyim size. Kızlar o gün IKEA'ya gitmiştik ya. Şunlardan da almıştım, sizlere göstermeyi unuttum. Şöyle balkon için çok güzel oluyorlar. Bizim balkonun şeysi de çok çirkindi zaten. Eşim bugün onu yaptı. Şöyle balkonumu biraz düzenliyorum. Çiçeklerim falan daha gelecek işte. Bir bakayım da şuralara bir şeyler ekeceğim. Baya biraz geciktim. Herkes ekti. Milletinki çıktı. Ben daha ekeceğim. Ne yapayım kızlar, biraz işte evle uğraştık. Rumeysa doğum etti. Gidemedik. Şöyle geçen sene bir çekirdek buraya dikmiştin. Ama ne olduğunu hatırlayamıyorum. Kaysiye da benziyor. Yeni dünya var, yemiştik. Onun çekirdeği de olabilir. Biraz daha bir kendine gelsin de bunu bahçeye dikeceğim inşallah. Eğer Allah ömür verirse görürüz artık ne ağacı olduğunu. Bir bakalım hani çıkacak mı işte. Dediğim gibi buralara da daha çiçekler falan gelecek. Lamba neyim almayı düşünüyoruz. Masam zaten vardı. Kızlar bunların paketi de 14 euroydu. Yani plastik, bu tahtalısı da var. Ama ben böyle plastik olanı tercih ettim. Çünkü daha iyi hani ıslanması falan, biraz korktum dedim. Hani tahta ya illaki hani dışarı içinler ama yine de bir şey olur diye çekindim. Böyle plastik aldım. Buralarda bakın yani boş, herhangi su falan girerse aşağı doğru akıp gitsin diye. Hadi bakalım, biz sonucunu da en sonda yine gösteririz. Tabii daha çiçekleri falan değil de. Bu arada sandalyelerim de demirli ya, kopmuşlardı. Aha şu arkada, nerede parmağım, aha şu evin arkasında şeyci var, şlosa var, böyle lahim işlerini falan yapan. Can Türkçe'de ondan adı ne? Kaynak. Ha, aferin lan, nasıl bilmiyorum? İşte kaynakçıymış. Onun Türkçesi benden güzel olduğu için her şeyi de biliyor. Kaynakçıya götüreceğim, sandalyelerimizi kaynak yaptıracağım. Bu arada evin önündeki ağaca bakın biraz da. Ay maşallah canım benim, nasıl güzel çiçekler açmış. Biraz da kendime mi göstereyim? Durun göstereyim kendime. Ne yapıyorsun? Bunu var ya biz bu böyle, aslında bu Rümeysa'nındı, ona lazım değildi. Kaynanasına dedik kendine götür, regal megal bir şeyler koyarsın. Aman 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 diyor, ben istemiyorum karabalık. Aha canım isterse al, bak ben getirdim kendime, balkonumun bir köşesine koydum. Şöyle şamdan. Bir Türkçe öğren kız Narin, artık bir Türkçe öğren kız. Şu telihtalar şamdan mı oluyor? Aşkım yine yardım eder misin Türkçe'de?
söylesene sen biliyor musun adını? Lütfen. Handan. Handan mı? Handan kim yoksa eski sevgilin mi? Şam'dan. İşte her neyse kız gece lambası bu gazlı lamba. Arda aferin Narin buldu adını. Bunlar böyle gazlı lamba. İçerisine gaz var. Bitince de doldurabiliyorsunuz. Bunları bana eski çalıştığım iş yerinden şefim vermişti. O Sara yemek pişirmeye gidiyor da okulda. Dedim, ona böyle bir şeyler lazımdı. Dedim o bir sürü vardı orada. Dedim bunların ikisini götürebilir miyim? Geri getiririm ödünç olarak. O da dedi ki senin olsun. Çokmuş onlar da. Sevindim tabii ki böyle yakıyoruz arada güzel oluyor. Şuralara da bakayım işte. Bir şeyler daha indiririm. Şöyle buraya masam gelsin. Sandalyelerimi de işte tamir edeyim. Dediğim gibi kırıldılar. Ondan sonra güzel bir balkon düzeni olur diye düşünüyorum. Yazında oturur beraber kahve içeriz değil mi? Yine eski günlerdeki gibi sunumları balkonda falan yaparız arada. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz. Kızlar şu post evdeydi. Kullanmıyoruz. Dedim yazdı şuraya kapının önüne Eşim de diyor ki iyi artık kaya obası yap burayı. Ne bileyim poster, deri sergerlere. Allah'ım yarabbim nereden geliyor laflar aklına? Azat da sanki bırakıyor ya kaya obası. İşte de yere oturmuşsun işte bak. Ne güzel. Bırakmıyor sandalyeler Azat tehlikeli. Kızlar masayı böyle koydum da. Artık Azat'ı uyuttuktan sonra akşamları birer kahve içeriz şöyle masamda. Süslerini de getireyim de Azat. Ay ay. Şunlar bakın şurası. Şey olmuştu ya bunlar gidecek. Abi. Kaynak olmaya değil mi Azat? Hadi bakalım köşkümüzü kaya köşkümüzü düzenleyelik. Evet balkonun son halini de gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben beğendim. Ne olacak ki zaten alt tarafı küçücük bir balkon işte. Bu eve var ya etmediğimi bırakmıyoruz. Hani ev çok eski olduğu için. Habire bir yerlerini düzeltmeye çalışıyorum. Çalışıyorum düzelmiyor. Artık kına geldi. Bakalım balkondan sonra ne çıkacak. Zaten daha ara salon bitmedi. Benim yatak odam daha tam değil. Yatak daha seçmedim. Dolabımın yarısı daha gelmedi. Yani bakalım işte aşama aşama hep beraber yapacağız. Zaten bittikten sonra da size de gösteriyorum. Tam da her şey bitsin de böyle güzel bir ev turu çekeyim size. Geçen evimin gizli bir yeri de kalmadı da. Her yeri gördünüz. Nasıl olsa benimle her oda geliyorsunuz. He tamir ediyor. Anne, her şeyi kırıyor Azat. Normal simiş. Azat adam tamirci. Azat. Bizim trampolin spiyle. Değil mi Azat arkadaşıyla? Azat trampolinden oynuyor. Jetzt nehme ich ein bisschen auf für YouTube Kanal. Da kannst du auch hallo sagen. Hallo. Schau mal, Azat nasıl zıplıyor, değil mi Azat? Da kann man dazu zum nächsten Video drauf machen, değil mi Azat? Jo, spielst du mit Marco? Hı? Hadi arkada komşunun oğlu ile Azat zıplıyor. Bak bak bak. Aç. Her şeyi aç. Oh yeah. Sen de zıpla Azat. Oraları da biliyor. Düşmüyor oradan. Bak bak bak. Evet. Ayaklarını oradan sarkıtacak. Evet. Dur o biliyor. Videoya ekleyeceğim Azat oynarken. Bahçeye çıktık. Bugün hava çok güzel. Dedim Azat biraz oynasın. Çayırı falan çok seviyor ya. O bir şey yapmıyor. Bu burası yumuşak değilse de düşse de bir şey olmuyor çocuklar için zaten. Kim geliyor? Aa gelsin gelsin. Mirzoş'umu da alıp gelsinler. Hadi oyna. Aha. Babiş de üstünde oynuyor ama babişin sadece ayaklarını çekebiliyoruz. O kadar izin aldık çünkü. Sadece ayaklar. Yok Allah korusun nereye gitmiyoruz. Yok yok düşmüyor düşmüyor. Orada oradan inecek koya bizim evin yatağı sandı. Azat oradan nasıl ineceksin öyle? Azat hadi biraz da sallanıyormuş ablaları. Bugün Azat'ın günü. Bahçede Azat'ı oynatıyoruz biraz değil mi? Heh. Babiş salla biraz yazık. Arkadaşlara bakıyor gitti olanlar. Yeter o kadar hızlı bırak gari kendi sallansın. Aç her şeyi aç. Saçlarına bir bakın havaya dikilmiş. Herhalde o saçlar gidecek Azat. Şimdi başları döner Azat yeter bu kadar. Hadi bakalım. Evet kızlar bakın Azat'ın saçını kesmeye karar verdik. Yorumlarda da çoğu bu yöndeydi.
teşekkür ederiz ama gerçekten babası zaten hiç kesmeyin deseydiniz de babası kararını vermiş. O mutlaka keseceğim, bakar mısın? Şöyle kabak kafa çıkacak Azat ortaya, bakalım duracak mı? O iyi mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım Azat'ım. Azat çok komik oldun. Baba kıza bir bakın. Böyle kalsa Azat, böyle istiyor mu böyle model Azat? Aç. Aç dur baba, öbür makineyi getirmiyorsun. Öğrenip biraz bırakacağız koya. Bakalım bir hani model yapabileceğiz mi? Kızlar bakın Azat'ın yeni imajı. Azat bak, ablalar sana baksın. Ama inşallah kel olan oldu. Azat kel olan oldu. Bakın pijamalarını da giydi. Tabi bırakmadı. Aha şurasını yazdık biraz. Makinenin ucu çıktı. O nişanı, o azarı, Azat'ın nazar boncuğu değil mi Azat? Burası biraz bık, makinenin ucu çıktı. Ama yoksa çok güzel oldu ablaları. Nereye gideceksin? Eski eşiğine mi gideceksin? Siz nasıl buldunuz Azat'ın yeni imajını ablaları? Hop hop hop, bak be Azat bir bak. Azat bir bak anneye. Ooo maşallah, aynı kabak kafa oldu. Kel olan. Ay bak maşallah. Güzel oldu. Çok şirin oldu bak. Uzar gibi bir ay sonra yine kabak şey oldu saçmalık. Kelede hoş. Sarayla. Sara yazdık ha. Günaydın ablalar. Bakın Azat'ım uyanmış. Kahvaltısı için hazır bekliyor burada değil mi Azat? Pijaması batmasın diye. Daha çünkü giyinmedi küçük Kesper. Hemen çizgi film bakıyor. Azat bir abla de, ablaları yeni imajınla bir halo de. Kızlar bu vlog hep Azatlı vlog oldu. Çünkü Azat'ı çok özlüyorsunuz. O yüzden size bol bol Azat'ı çektim bu vlogda. Değil mi? Hadi bakalım. Keledoş Azat. Burasına yazdık, nasıl fail hata yaptık. Neyse Azat, seni bu spor filden çekeriz. Zülçalı. Ablaları çok tatlı olmadı mı ya? Vallahi canım şeker oldu Azat. Bana bir. Sabah kalktık da pijamaları ayağında. Yine Sara'nın çoraplarını giymiş. Bu çocuğun çorapları hiç yok ya. Aslında var, 12'leri çıkartıyor diye bir iki giriyoruz. Değil mi Azat? Daha annesi geçen çorap aldı Azat'a. Şimdi tipine bir bakar mısınız ya? Hadi gel balkona gidelim, gel. Gel. Arabasını oraya park etmiş, gel. Heh, gel. Heh. Açtım ya. Güneş, hava çok güzel. Azat bugün yine dışarı götürecek mi biraz seni dünkü gibi? Heh. Sevdi değil mi balkonumuzu da? Heh. Şu çiçeklerimizi de alaydık. Şuralara da alırız inşallah. Değil mi Azat'ım? Hmm, dışarı çok güzel yine. Heh. Sandalyeleri açamıyoruz çünkü Azat üstüne çıkıyor kızlar. Şimdi yeri de orası değil de oraya indirdik akşam. Ablaları bakın Azat'ım ne yapıyormuş? Arkadaşlarıyla balkonda oyun oynuyormuş değil mi? Kelpoş Azat'ım. Nasıl seviyor arkadaşlarını. Bu vlog hep Azatlı bir vlog oldu. Çünkü siz Azat'ı çok özlüyorsunuz. Bazen çekim yaparken fırsat bulamıyorum Azat'ı çekmeye. O yüzden size Azatlı bir vlog çektim kızlar. Tüm gün Azat'ın yaptığını. Değil mi Azat'ım? Daha sabah pijamasından çıkarmadı. Aynı Kesper'e benziyor kızlar. Bakın. Küçük Kesper. Küçük Kesper. Halo de bir Azat ablalara. Bak 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 bak. Anam nasıl da yakışmış, kel kafa olmak nasıl da yakışmış. Sen o ciğerini yerim, nasıl da yakışmış. Vallahi bu balkon dipleri de çok iyi oldu, eskiden fayanslı ya kızlar. Ha şimdi güneş de vuruyor. Azat kendini böyle dışarıda oynasın. Bu arada bu sinekler de sinekçi amcanın. Soranlar oluyor hala. İnternet sayfasında var benim. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak isterseniz yazarım size. Değil mi Azat'ım? Hadi Zero. Ay Zero'yu öp be Azat. Öp Zero'yu. Zero'yu öp. Oh Zero'yu öpüyor. Aferin sana Azat'ım. Zero'sunu çok seviyor. Ablaları bu Zero'yu çok seviyor. Oynayacak mı Zero'yla? Hadi oyna. Yazık. Ah, burası hatalı olmasaydı iyiydi de Azat, yapacak bir şey yok. Senin nazar boncuğun olsun oğlum. Sağ göz değmesinler diye yapıldı.
Birden makinanın ağzı çıkınca yazık çocuğun kafasına geldi. Aha, gorillayı da getirdi. Dedeyi. Dedeyi. Hadi bakalım, sonra görüşürüz. Kızlar bakın, bu havalandırmayı böyle taktık. Öbür vlogta gösterememiştim size. Yani pek de o kadar da içime sinmedi ama yapacak bir şey yok. Şimdi ama takıldı da eşim de diyor ki şey yapma diyor, sana dolabı değiştireyim diyor. Çünkü bu şeylere göre ayrı dolap oluyor ve o zaman tam altına yaptırabiliriz dediğim gibi. Sadece böyle incecik bir şey çekiyorsun, kapak geliyor. Ama bu sene daha masraf yapmak istemiyorum. Buraya şey alacak, böyle beyaz layiste alacak ki kablo içine girsin, böyle beyaz bu görünmesin, çok sinir bozucu. Çünkü dolabın altında fiş yeri yok. Normalde normal evlerde fiş olur böyle şeyleri takmanız için. Bizim ev normal olmadığı için çok eski bir yapı. Orada priz yok maalesef. Fişi bu tarafa takmak zorundayız. İşimizi görüyor şu an şimdilik. Yani fiyatı da çok uygundu. 44 euro falandı. Aldık. Bu arada eşim kulpları da taktı. Diyordunuz kulplar gelmedi mi? Evet geldiler. Bakın ne kadar güzeller. Durun öbür taraftakini de göstereyim size. Bakın buradakilerini de taktık. Çok şık oldu dolap. Bakın şimdi daha da tamamlanmış oldu. O layisteyi de yaptık. Bakın şuradaki layisteleri de yaptı eşim. Yani paketi 7 euroydu. 3 metre vardı içinde. 2 tane almıştık. İki tarafa da güzelce idare etti. Hadi bakalım. Hep soruyorsunuz ya, bunu da Ikea'dan aldım. Bu fırınlar kendi kendi temizliyor ya. Bu vlogun üzerine o fırını nasıl kendi kendine temizleneceğini beraber bakar görürüz değil mi? Hani test etmiş oluruz. Gerçekten temizliyor mu temizlemiyor mu? Denemek istiyorum. Bakın kirlendi. Silmedim. Bakacağım hani gerçekten kendi kendini temizliyor mu? Onu yaparken bu tellerini çıkaracaksınız. Yani fırının içi tamamen boş olması lazım. Bir de bu camını da silmeniz lazım. Yoksa yanarlar. Hadi bakalım hep beraber bu camla eşyalarını çıkartayım, tellerini. Ondan sonra bir deneyelim. Hani bunun sonucunda gerçekten temiz olacak mı? Hem de sizlere de görmüş oluruz beraber. Şimdi ilk defa deneyeceğim. Ne diyecektim ben? Sonucunu da size göstereceğim. Bakın bu camının temizlemesi için de bakın şurada iki tane düğme var. Yanlarda onu ikisini birden basıyorsunuz. Bu böyle çıkıyor. Hani çok da pratikmiş. Şu içlerini temizlemek için. Şimdi camını temizleyeyim. Ondan sonra da diğer şeylerini yaparız. Bunu da hani göstermiş oldum. Ben de baktım ki nereden cam açılıyor. Meğer bu yanlarında klikleri varmış. Şu üst tarafta. Hadi bakalım. Kenarlarında takarken geri dikkat etmelisiniz. Hani bunlar aynı boyutta olacak. Bakın şurada yükseklik kalması lazım. Yerleri var. Yani bir en alt kısma yaparsanız bu kapak takılmaz. O yüzden çözdüm yani. Biraz az bir şey uğraştım ama sonuçta çözdüm nasıl çıktı, nasıl takıldığını tak. Bakın şu şekil olacakmış. Önce ben bunu en alta yapmıştım şu iç tarafa doğru. Zor kapandı ama doğrusu böyleymiş. Yani bu camlar ikisi aynı olacak. Hadi bakalım takayım, ondan sonra fırını çalıştıralım. Şu şekil hemen böyle şöylece takıyorsunuz. Zaten şuralarda cama gelecek. Neyse şöyle takıyorsunuz, ondan sonra bakın. Klik. Kendisi takılıyor geri. Bitti. Yani önce uğraştım. Niye uğraştım? Deli gibi camı en alta takmaya çalışıyorum. Kendi kendine bir şeyler üretmeye çalışırsan öyle olur Narin Hanım. Hadi bakalım şimdi fırını açacağız. Çok merak ediyorum. Evet kızlar, şimdi bu dereceye getiriyoruz fırını. Ondan sonra starta basıyoruz ve kendi kendine çalışıyor. Yaklaşık 1,5 saat temizliyor. Ondan sonra 2 derecesi var. İsterseniz 75 dakikada da yapıyor. Ama ben 1,5 saate ayarlayacağım. Bakalım sonucu ne olacak. Bir de hani çalıştıktan sonra belirli bir süreden sonra fırın kendi kendine kilitleniyor ve kapağı kesinlikle açılmıyor. Çünkü aşırı derecede bir sıcaklık geliyor. 300-400 derece kadar. O yüzden hem çocuklar için hem de bizim için tehlikeli olabilir. Kapak açılmıyor ve soğuduktan sonra bitti mi işi, yarım saatte öyle duruyor. Soğuduktan sonra da kapağı zaten kendiliğinden açılıyor. Hadi bakalım. Kızlar şimdi bitti. Kapattım ama yarım saat daha açılmıyor fırın çünkü çok sıcak. Bakın nasıl. Beraber açar bakarız. Ben de heyecanlanıyorum. Hani nasıl temizlendi mi temizlenmedi. Bakıyorum şimdi fırını beraber açalım. Bakalım gerçekten yapmış mı ya da biz mi yanlış açtık.
Kızlar bakın. Gerçekten gitmiş. Bakın hep toz haline gelmiş. Zaten o şekil yapıyor ve ne yapacağız şimdi? Nemli bir bezle o tozları sileceğiz. Silinecek. Ha. Gerçekten temizler de bakın kendi kendine. Bakın görüyorsunuz değil mi? Vallahi iyi. İyiymiş yani. Gene de iyi. Bakın tertemiz yaptı. Bakın şu tozlar hepsi böyle cıncık gibi yaptı. Uğraşmaktansa değil mi? Tabii tellerini falan içinde bırakmayacaksınız. Çünkü yanar ya da parçalanır. Şu şekilde. Bakın böyle. Zaten camını da temizlemiştim. Bu şekil tertemiz yaptı. Bakın şöyle. Şu uçlarına sadece gelmemiş. Şurada bir iki tane bir şey kalmış. Bence şu en kenarları yapmıyor o kadar. Çünkü hani içine doğru ya. Daha iyi yapıyor. Ama pırıl pırıl oldu. Yani şurası da ne ki? Zaten azıcık bir şey. Onu da zaten cifle hemen bir sürtersiniz. Tam kapı ağzı. Orasını almamış. Ya da ben ayarını yanlış yaptım. Bakın ama tertemiz oldu vallahi. Yoksa 10 saat ilaçlarla uğraşacaktık değil mi? İlaçlarla ne yapıyor? Zamanla şuralarını hep çürütüyor kızlar. Hiç iyi olmuyor zaman. Hadi bakalım. Bunu da gösterdiğimize göre bitmiştir. Hadi bakalım. Her yer pırıl pırıl olmuş gerçekten. Aferin fırın. Benden onay aldın. Bu arada 1,5 saat durdu. Eğer kirler çok azsa 75 dakikaya da ayarlayabiliyorsunuz. Yani 2 tane ayarı var. Çok güzel. Bunun adı bir şey diyorlar ya, protüze mi ne diyorlar Almanca bu fırınların isimleri. Bu fırın da o kadar da pahalı bir şey değildi kızlar. 499 euroya aldım. Aa, bak buraları hemen çizmişler tepsiden. Allah silmiş, kim yaptı acaba? Şu şekildeydi. Demek göz vallahi temiz oldu. Şimdi aynı fırın reklamı gibi olmuş oldu. Ama soranlar vardı fırını. O yüzden dedim bari komple size göstereyim de o yüzden çektim kızlar. Yoksa derdime ne, ben size fırın temizliğini çekeyim. Hadi bakalım. Evet ablalar bakın, Azat'ı giyindirdim. Babası geldi, biraz dışarı çıkacağız, hemen ufak tefek bir şeyler var. Azat sen ne yedin? Ağzın kirli. Senin ağacın kirli, şimdi o ağacını yerim. Keltoş Azat'ım da burada otursun. Kamerayı kendime çevireyim, vedalaşayım. Bu videoyu da burada bitirmiş oluruz. Hadi bakalım. Bu zaten Azat'ın bir vlogu oldu. Her yerde Azat vardı. Bol bol Azat'ı çektim size. Şimdi ufak tefek bir şeyler lazım bize. Dışarı çıkıyoruz eşimle. Hani yeni bir vlog çekmeyeceğim. Ama alışverişe gideceğim zaten. O zaman yine çekerim size alışveriş vlogu olarak. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyoruz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.